Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün podcast'imle ilgili bazı istatistikleri inceliyordum. İşte bir sayfaya girdiğiniz zaman en çok nerelerden, hangi ülkelerden, hangi şehirlerden dinleniyor, yüzdeleriyle, sayılarıyla geliyor. İşte hangi uygulamalar üzerinden dinleniyor, dinleyen kitlenin işte yaşı falan falan böyle çeşitli bilgiler var. Bu ülkelere ve şehirlere baktığım zaman tabii ki çok doğal olarak ağırlık Türkiye'de. %70 dinleyici Türkiye'den sonra İsviçre, Amerika, Norveç, İspanya, Almanya ve Danimarka diye gidiyor yüzdeleriyle birlikte böyle üst üste vermişler. Şimdi ben bu yüzdeleri toplarken ya elimde olmadan hani nasıl bir önünüzden bir kamyon geçer üstünde bir yazı vardır okumama gibi bir şansınız yoktur. Ben de yukarıdan aşağıya bu rakamlara bakarken otomatik olarak topluyorum. En alta indiğim zaman liste bitti yüzde 97 çıktı. Tekrar dönüp topladım tekrar 97 çıktı ve ben orada şey yapıyorum yani e %3 nerede? Hani %3 nerede? Kim bu %3? Nereden dinliyor ki burada görünüyor? mu tabii ki istatistiki olarak belli bir sayıya ulaşmayan kitlenin... ...hani orada yer almayacağını düşünüyorum. Herhalde atıyorum bir %1'lik bile olsa bir şey oluşması için... ...belli bir sayıda kişinin o şehirden, o ülkeden dinlemesi gerekiyor. Neyse diyeceğim ben bunu aşağı indim topladım, indim topladım... ...hala %3 kayıp olduğu için... Aranızda bu saydığım ülkeler dışından bir yerden dinleyen varsa bana bir tane mail atsın. desin ki o benim ya o yüzde üç benim biziz kaç kişi olduğunu bilmiyorum neyse bu arada tam bunları hesaplayıp işin içinden çıkamazken bir arkadaşım aradı ne yapıyorsun falan filan dedim tam olarak bunu yapıyorum İstiyorsan al bir de sen topla sen de kaç çıkacak diye İnanmıyorum dedi. Demek ki çok böyle international bir kanal oldu senin podcastin Dünyanın her yerinden insanlar dinliyor falan. Sakin ol şampiyon dedim. Farkındaysan ben podcastı Türkçe yapıyorum. Yani buna senin sevindiğin anlamda sevinebilmemiz için İngilizce falan yapıyor olmamız gerekiyordu. Yani muhtemelen orada dinleyen herkes de Türk. Çünkü Türkçe anlaması gerekiyor. Tanıdığım sadece bir tane Amerikalı var. Onun da Türkçesi çok iyi. Bence çok iyi. O kendisini çok iyi bulmasa da. zaten Türkçesini de daha da geliştirmek için podcast'i böyle çok sevmişti. beni de sev, sev, yani sevdiği bir insan olduğum için de hiç kaçırmadan dinliyor. Bana bazen bazı göndermeleri ya da bir şeyleri, deyimleri falan soruyor. Onun için de güzel bir gelişim aracı oldu. Neyse şimdi ona girmeyeyim de. Yani tanıdığım bir tane kişi var Türk olmayan. Onun dışındaki herkes Yerel dinleyici gözüyle bakabiliriz dünyanın neresinden dinliyor olsalar da. Neyse sonra şuna baktım. Yine de tabii ki yani gözümü kapatsam ben de derdim herhalde herkes Spotify'dan dinliyor diye. yüzde %79 kadar bir oranla Spotify, sonra Apple Podcast, Anchor, Google Podcast falan falan diye gidiyor. Bir de yaşlara bakmıştım. Daha şimdi tam şeyini hatırlamıyorum. En çok 35-45 yaş arası dinleyicimiz var. 60 üzeri de var. İşte 45-60 arası da küçük bir grup var. Daha küçük yaşlar da var ama genelde 35-45 arası toplanmış diye bir şey. Bir de bir önceki bölüm karar vermek üzerine konuşmuştum. Onunla ilgili güzel geri dönüşler oldu. Bazı istekler de oldu. Biraz daha genişletebilir miyiz? Şu konuda bir şey yapabilir miyiz? Bazı vakalar üstüne karar verme modelleri çalışabilir miyiz diye. Sanırım şimdi ona çok sıcak bakmıyorum. Bir gün bakar mıyım ondan da emin değilim. Çünkü çok detayına, derinine indiğimiz zaman çok kişisel yerlere dokunur konu. O yüzden de çok doğru olmayabilir. Bilemiyorum şu an belki üstüne çok net düşündüğüm bir şey değil. Ben sadece daha genel konseptler paylaştım. Bunlar kullanılarak daha büyük, daha kişisel ya da daha özel durumlar için bir yol çizilebilir belki. Dediğim gibi şu an onunla ilgili bir kararım yok. Kendi hayatımda da zaten ben yine o bahsettiğim şeyleri aklımda tutmaya çalışarak, bazen yeniden hatırlamaya çalışarak bir yol almaya çalışıyorum. Dünden bir örnek vereyim. Dün bahçede oturuyorum, en sevdiğim Benjamin'in altında, onun gölgesinde kamp sandalyemi kurdum, oturdum. Bu arada yani aslında bahçede sevdiğim bir iki tane koltuk var ama kamp sandalyemi yeni aldığım için sanırım onu her yere taşımak, üst kata çıkarken yanıma almak, balkona çıkarken yanıma almak, işte bahçeye çıkarken almak gibi görgüsüzlükler yaşıyorum. Tam böyle hani oyuncağıyla yatan çocuklar gibi. Neyse, çok kötü bir sahneye şahit oldum. Benim beslediğim sokak kedileri var. Ya sokak kedisi demeyeyim artık. Onlar benim kedilerim herhalde. Yani onlar da öyle düşünüyor ki sürekli etrafımdalar. Tertemiz, çok düzgün. Herhangi bir durum olursa da tedavilerini falan yaptırıyorum, müdahale ediyorum. Bunlardan üç tanesi doğum yaptı ve üçü bahçenin farklı bölgelerinde yavrularını büyütüyorlar ve Aralarından Mira diye çok sevdiğim bir anne. Kendisinin annesine ben bakıyordum bu arada. Hala da bakıyorum. Kamuf. Instagram'da takip edenler görüyordur bazı fotoğraflarını. Kamuf'un çok sıkıntılı bir doğum süreci oluyordu. 3 doğum yaptı. Toplamda 13 yavru doğurdu ve 12 tanesi hayatta kalmadı. Hayatta kalan sadece bu Mira oldu. Ee, o yüzden de adını ben Mira koydum. Ee, Miracle'dan geliyor mucize demek. Ee, ve Mira da işte iki tane yavru doğurdu. Yani Mira o kadar... Ben şimdi böyle şey birazdan ağlarmışım. Şimdi bana o kadar düşkün ki normalde kediler doğum yaptığı zaman yavrularını da gizler. Doğum yaptığı yeri de gizler. Her şeyi büyük bir gizlilikle yürütürler bir zarar gelmesin diye. Mira doğum yapacağı gün beni zorla çekiştire çekiştire doğum yapacağı çalılığa götürdü. Yani Gösterdi ben burada doğuracağım diye. Neyse ondan sonra iki tane yavru doğurdu. Bir dişi bir erkek küçücük böyle parmak kadar yavrular onlara da güzel güzel bakıyordu. Düne geri dönecek olursam büyük erkek kediler bazen yavrulara saldırıyorlar. Özellikle de erkek kedileri ortadan kaldırıyorlar ileride. Küçük yavrular onlara rakip olmasın diye. Ben bunu hep duyardım ama bu sene maalesef iki kere buna şahit oldum. Bir tanesi de dün oldu. Mira'nın küçük erkek yavrusu büyük bir vahşi, kötü, pis, iğrenç bir erkek kedi tarafından boğuldu. Ve benim önüme atıldı. Sonrasını anlatmayayım. Ama e, belli bir zaman geçtikten sonra, Mira da ben de bu durumu kabul ettikten sonra, Mira diğer yavrusunun başından ayrılmamak üzere ona baktığı köşeye gitti. Ben de elimde kazma kürek, uygun bir yere çukur açıp yavruyu gömdüm. Kendimce bir tören yaptım. Ve o saniyeden itibaren de dün ne iş yaparsam yapayım, farklı görüşmeler yaptım, işte bazı içerikler çalıştım, evle ilgili işler yaptım, bir sürü şeyle uğraştım. Ama bunları yaparken bile aklımda sürekli, ...ben o kediyi ne yapabilirim? Nasıl kurtulabilirim? Onu sürekli böyle bir ortadan kaldırma planları... ...içimdeki Dexter ortaya çıktı. Zaten ben Dexter'ı bu yüzden bu kadar seviyorum sanırım. Yani durduk yere hiç kimseye bir zarar vermiyor ama... ...yaptığı e, suçtan ve katliamdan... ...ya da böyle bir günahtan yüzde yüz emin olduğu kişileri de... ...ortadan çok temiz bir şekilde kaldırıyor. E, şiddete ve... Bu tarz şeylere yüzde yüz karşı olsam da gerektiği zaman ne yapalım artık yani benden günah gitti gibi bir tarafıma dokunuyor sanırım. Ve ben yani e, bu saydığım bir sürü şeyi yaparken sürekli aklımda bu dönüyor. Ama o kadar yere diyor ki artık böyle kafamda kocaman bulutlarla dolaşıyorum ve bir ara hatırlattım kendime Oturdum dedim ki Rasocuğum yani şimdi sen de biliyorsun ki o okay kediye sen hiçbir şey yapmayacaksın. Yani hani ne öldüreceksin? Ne zehirleyeceksin? Ne böyle çuvala koyup gidip bir yerden atacaksın? Hepimiz biliyoruz. Sen o kediye hiçbir şey yapamayacaksın. Yani aslında bir önceki bölümde anlattığım gibi kafanda bu kadar şeyi döndürmene, enerji harcamana, o beyin hücrelerini yormana gerek yok. Çünkü bu bir karar konusu değil. Sen günün sonunda kendini de ikna edip kabullenip diyeceksin ki bu doğanın bir döngüsü o kedi bunu kötü bir niyetle ya da böyle bir e, hani bizim insanlarda çok tiksindiğimiz böyle bir arkadaki vahşet, şiddet, işte kötü niyet falan gibi şeylerle yapmadı. İçgüdüsel olarak yaptı. Sen bu noktadan sonra belki birazcık daha gözlerini açabilirsin, kulaklarını dikebilirsin. Böyle bir şey olursa sen de Atıl ve o yavruyu kurtar diye koru diye ama o diğer kediye hiçbir şey yapamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu bir karar konusu değil. Otur oturduğun yerde başka şeyler düşünmeye başla. Diyerek kendi çektiğim son bölümede referans vererek kendimi bu konuda durdurdum. Ama kolay oldu mu? Hayır olmadı. Bugün bile sabah o kötü pis iğrenç erkek kediyi gördüğüm zaman yani acaba o bir karar konusu muydu diye içimden geçirdim ama sonra hemen geçti gitti. Bunlar hep benim söylediğim gibi yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok gerçekten yani bir tanesini kurtardım hadi bir tanesini bir dexter çıktı içimden astım kestim ne olacak doğada bu devam edecek olmaya benim tek yapabileceğim şey miraya destek olmak başka bir çare yok diyerek bu konuyu burada bitireyim yoksa. Ee, başka taraflara doğru gideceğim ve sanırım ses tonumu burada tutamayacağım. Hafif titremelerle ve böyle şeylerle geçecek. Gerçi rahat atlattığımı düşünüyorum. Bu durumları ilk yaşadığım zamanlar ben de çok dağılıyordum. Böyle doğada böyle şeyler gördükçe üzülüyordum, bozuluyordum, çare bulmaya çalışıyordum kendimce ama yani ne yapabilirim? Kabul edeceğim. Dönüp kendi podcastlerimi dinleyeyim. Zaten herhalde hepsinde bir bölüm bundan bahsediyorum. Kabul et, kabul et, kabul et. Ettim hadi. Neyse şimdi e, hatırlarsanız bir önceki spontan bölümde bana kaynaklık eden Excalibur 115 kodlu arkadaşım bana yeni sorular göndermiş ve bu konularda çok ciddi olduğunu. Madem o kadar iyi karar veriyorsun, madem o kadar anlatacak kadar kendini Otorite görüyorsa falan gibi büyük büyük cümleler kurmuş. Halbuki öyle görmediğimi ve tamamen kendi içimdeki konuşmalarla bir bölüm yaptığımı da çok iyi biliyor. Bana sorular göndermiş. Hadi bakalım bunlara da bir bölüm yap ben bunu bekliyorum. Kesinlikle bana cevap falan yazma demiş bu sefer. Çünkü daha önceki mailine ben cevap yazmıştım. Üzerine bölüm yapmıştım. Yani Excalibur 115'in kaynaklık ettiği yeni bir bölümde birlikteyiz. İlk sorusuyla başlıyorum. Tamamen bunları benim karar verme yöntemleri ve mekanizmaları üzerinden değerlendirmemi istemiş. E aslında az önce bahsettiğim bazı kişilerin de daha böyle casevari bölümler yapar mısın? Acaba casevari dedim. Casevari diye bir cüm kelime yok. Vaka üzerine diyeyim. Bu konuda da yani geri dönüş alıyorum aslında. Bunları kullanma olmuyor falan diye ama çıktı. Şu an çıktı. Ben editlemediğim için tabii ki silemiyorum. Aşk mı mantık mı demiş. Aslında da tanıdığım için bana burada şey demeye çalışıyor. Aşk mı para mı demeye çalışıyor. Ya yani çok klişe cevap vereceğim ama öncelikler diyeceğim ben yine. Yani bunun bir doğrusu yanlışı işte ayıplanacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şeyin böyle bir bir tarafı olduğunu düşünmüyorum nasıl para dünyadaki en muhteşem en önemli en en ulaşılması gereken şey değilse herkes için aşk da öyle değil yani senin için para işte yarın ödeyeceğin faturaları düşünmeden rahat yaşamak bolluk içinde lüks içinde yaşamak aşktan sevgiden sadakatten ee, ne bileyim böyle tutkudan falan çok daha önemli olabilir. Burada benim dikkatimi çeken tek bir nokta olur. O da senin kendine dürüst olman, bunu kabul etmen ve tercihlerinin arkasında durman. İçin de çok rahat olur. Kendini böyle çok yargılamak ya da başkalarının ne düşündüğünü de önemseyen bir noktada bulmazsın diye düşünüyorum. Bu zaten bu integrity dediğimiz e, integrity'nin Türkçe'si ne? Entegre, entegre olmak. Yani kendi içinde tutarlılık mı diyeyim? Ya aslında çok basitçe şey demek. Kimse görmüyorken bile yani etrafında hiçbir şey hiç kimse izlemiyorken, görmüyorken de senin bir şeyi nasıl yaptığın. Yani O şeyi sen birileri varken de yokken de aynı şekilde düşünüp söyleyip yapıyorsan okeydir yani sen söylediklerinde çelişmiyorsan bir toplumda yaptığın konuşmada geçen sözler senin aslında yalnız kaldığında senin için geçerli şeyler değilse falan bunlar bozuluyor ama tutarlılık diyeyim ya da kısaca çok konuştum. Ee, sen onu sağladığın zaman yani sen bu kararın arkasında durduğun zaman. Yani aşk 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 diye ortalıkta gezip aslında hepimizin ve senin de aşık olmadığına yüzde yüz garanti vereceğimiz bir evlilik yapıp sonra öyleymiş gibi göstermeye çalıştığın zaman en çok kendine zarar veriyorsun. Ama bu arada hiçbir şeyi de hiç kimseye böyle ulusa sesleniş gibi açıklamak zorunda değilsin. Yani ben aşk demiyorum para 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 diyorum o yüzden bu adamla birlikteyim de demek zorunda değilsin. Kendi için de bunu halletmen yeterli. Zaten şöyle de bir şey var. Kim söylemişti ya değişik bir ismi vardı. Neyse hani kadınlar bir milyonerle evlenmeden önce ona aşık olacak kadar zekidir. Gerçi Excalibur erkek. Şimdi bunu erkek versiyonunu da yapabiliriz. Gerçi kendisi için sormuyor bu soruyu tamamen aramızda konuştuğumuz bir şeye gönderme yapıyor. Yani Excalibur buna benim verebileceğim bir cevap yok. Ayrıca ben ne haddime ki buna cevap vereceğim. Ben öncelik diyeceğim senin için hangisi önemliyse senin hayatına hangisi daha önemliyse güzellikler mutluluklar getiriyorsa odur yani buna dışarıdan bir karar verilmez bunun bir doğrusu yok İkinci sorusu şehir içinde bir ev mi şehir dışında bir ev mi diye sormuş bunu tamamen kendi e, şey şahsi ihtiyacı için sorduğuna ve çaktırmadan benden koçluk almaya çalıştığına emin olarak cevap vereceğim. Aslında burada bize demek istediği şey nişan taşı mı kemer mı? Şu anda nişan taşında oturuyor. Az sonra Excalibur'un kapı numarasını da <laughs> verirmişim. Neyse. Şimdi bu nişan taşında oturuyor. Ama kemerburgazda da gözü var. Ee, arada böyle aklı gidip geliyor. Oradan ev bakıyor falan. Sonra diyor ki ben burada yapabilir miyim? Acaba burayı çok mu özlerim falan falan falan. Şimdi Excalibur hadi sana bir güzellik yapayım ve fikrimi söyleyeyim. Hem genel olarak söyleyeceğim hem sana özel olarak söyleyeceğim. Genel olarak yine diyeceğim ki değişir. Senin için önemli olan şey nedir? Sabah uyandığında bir sessizlik, bir böyle çimlere basmak. aynı fiyata daha büyük, daha geniş, daha böyle iki katlı falan bir evde oturmak, sabah şöyle bir havuza girip ıslanmak falan mı? Yoksa işte İstediğin anda ayağını attığın anda yürüyerek metroyla işte bisikletle, motorla, arabayla istediğin yere ulaşmak falan mı? Şehrin içinde o e, dinamik, renkli, karışık e, şeyden beslenen biri misin mesela diyeceğim. Bu yine kişiye kalmış bir şey ama senin özelinde diyeceğim ki ne yap yap sen hiçbir yere kımıldama yoksa sen ölürsün <laughs> yapamazsın. Yani sen o değilsin. O böyle Instagram'da gördüğün işte bugün de bahçe keyfi, bugün de bilmem ne falan diyen arkadaşlarına zinhar inanma Excalibur. Kal nişantaşında Yani sen iki adım yürüyüp işte köşede bizimle buluşmazsan, oraya gitmezsen, işte akşam sinemaya girip sonra çıkışta işte bir arkadaşının balkonunda oturup falan. Yani sen busun. O yüzden olmadığın biriymiş gibi davranma. E, o böyle fotoğrafları falan da aldanma diyorum. Yine döndük dolaştık öncelikler. E, bu konuda da zaten az önce söylediğim gibi e, ne bekliyorsun, ne istiyorsun, ne için neyden vazgeçebilirsin? Yani sen evinde geçireceğin geniş, ferah, büyük bir bahçede işte e, havuzunda bilmem neyle tabii ki durumuna ve imkanlarına göre e, ya da şöyle söyleyeyim işte e, bütçen ev için bütçen 3000 liradır. O 3000 liraya şehir içinde çok küçük eski bir binada küçücük bir dairede oturma şansın vardır. Aynı fiyata daha şehrin dışına çıktığın zaman daha işte güvenlikli havuzlu bir sitede bahçeli mahçeli falan ya da böyle aşağıda oyun parkları olan bir yerde oturma şansın olur. Burada yani işte tek başına mısın, sevgilinle misin, aile misin, çocuğun var mı? Bir, o kadar çok şey giriyor ki bunun da bir cevabı yok. Bir de şöyle bir şey, sen orada iki saat geçirmek için şehrin içine bir saat yol gidip gelmeye okeysen zaten diğer kısım daha ağır basıyorsa, daha önemliyse tabii ki unut seçeceksin. Yani ama Excalibur bunlar senin için geçerli değil. Sen nişan taşında otur diyorum. Kendim için demiyorum yani sana çok gelip gitmek isteyeceğimden değil. Ee, ama ben de olsam tabii ki şehir içinde kalmayı tercih ederim. Şu andaki fikrim o yani. Evet, üçüncü sorusu kahve mi çay mı? Parantez içinde ciddiyim ve cevap bekliyorum demiş. Yani bu çok ıı, saçma bir soru olmuş Excalibur. Çünkü e, bana sorulmaması gerekiyor. Çünkü ben çay içmem. Yani hiç içmem ne demlerim ne içerim. O yüzden benim için zaten kahvedir diyerek yani herhalde bir espri yapmaya çalıştı. Ciddi ve cevap bekliyor. Tabii ki kahve. Kurumsal hayat mı, girişimcilik mi? Aa, buna 6 bölüm podcast çekebilirim. Çünkü birincisi kurumsal hayatın yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. İkincisi girişimciliğin ne olduğunu pek çok kişinin bilmediğini düşünüyorum. Yani tanımlarından ve içeriklerinden başlayarak bunu Anlatabilirim. Ama biliyor musun burada bir cevap vereceğim yani diğerleri için. Aa bu işte değişir kişiye göre falan filan diyeceğim. E, şöyle diyeyim. E, kurumsal hayatta girişimcilik mesela. Yani, böyle konuşunca gerçi çok detay detayda anlatmak lazım. Herkes bu konuya çok hakim olmayabilir. Ben buna ben sana buna bir bölüm yapacağım yine sen ilham olursun Excalibur. E, yani kurumsal hayatla başlanıp sonra girişimciliğe gidilebilir. Kurumsal hayatla başlanıp girişimcilik denenebilir. Beğenmeyip işte mutlu olmayıp kurumsal hayata geri dönülebilir. İkisi bir arada götürülebilir. Yeter ki istek olsun, heves olsun, biraz çalışkanlık yok, biraz değil, çok çalışkanlık olsun. Ama ben girişimciliğin bir e, yaşam hali, yaşam tarzı, e, bir böyle bir zaten insanın içinde biraz da olsa olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Sen çalışmıyorken bile girişimci olabilirsin. Öyle söyleyeyim. Yani iş hayatında da olursun, kurumsal hayatta da olursun, kendi girişimini kurup bir şey de yapabilirsin. Bu bu bambaşka bir konu. o yüzden bunda çok fazla böyle detay fikir belirtmeyeyim şu anda. Son olarak demiş ki kurtarıcı beklemeyin diyorsun. Gelirse geri mi gönderelim? Şimdi sen önce kurtarıcıyı bul da geri gönderip göndermemek başka bir konu olsun ama ben sana söyleyeyim gelmeyecek. Yani ben yani gelse zaten bana Batman gelirdi. Küçüklüğümden beri en sevdiğim süper kahraman Batman'dır. Diğerlerini çok renkli ve böyle biraz rüküş bulurum böyle kırmızı taytlar bilmem neler falan filan böyle saçma sapan şeyler, tipler. Batman'in zaten o baştan aşağı siyah giyinmesi, kendine giydiğini yakıştırması, biraz karanlık dünyası, şehir içinde yaşıyor olması. Ne bileyim bana her zaman daha cazip gelmiştir. Ama dediğim gibi kaç sene sürdü bir tane Batman gelmedi yani. O yüzden... Hatta yeri geldi sen çok iyi biliyorsun. Ben dedim ki Batman gelmiyor bari Harry Potter gelsin ya şu böyle sihirli değneğiyle bir şey yapsın. İnanır mısın Harry Potter da gelmiyor. O yüzden bu soruyu da dikkate almıyorum ama herkes kendinden bir kahraman yaratabilir. Kendi kahramanını oluşturabilirsin. Kendi kahramanın olabilirsin. Bununla ilgili de bir içerik hazırlıyorum aslında. Yani ucu buraya gidebilecek bir şeyler hazırlıyorum. Bakalım eğer önümüzdeki günlerde zaman ayırabilirsem tamamlayıp yayınlamayı da düşünüyorum. Aslında böyle üstünde çalıştığım ayrı ayrı zamanlarda farklı içerikler var. Şu an aslında böyle bayağı kaç bölümlük konular var. Ama hep araya başka bir şeyler giriyor. İşte görüşmeler giriyor, koçluklar giriyor, başka şeyler giriyor, başka kitaplar giriyor. Ve ben birazcık da belki şu an biraz öz yapayım. Eee derin ağır ve üstünde çalıştığım o içeriklerden bölüm yaratmaya azıcık daha üşeniyor olabilirim. Bu daha kısa kısa yaptığım şeyleri yapması, çekmesi, yayınlaması daha kolay. Bu da bana hadi bir challenge olsun. Ee, Temmuz için değil ama Ağustos için de böyle 2-3 tane içeriği yayınlamayı hedefleyebilirim. Kendi içimde bir girişim kurdum şu anda. Girişiyorum. Diyerek bu kısacık, minicik Spontan oradan buradan e, bölümlerin beşincisini burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.